Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Markete gittiğimde hemen kelekleri gördüm ve kelek turşusu tarifi yapmaya karar verdim. Şu anda marketlerde kelekler çokça bulunduğu için bugün size kelek turşusu tarifi vereceğim. Yanına renklendirmek için havuç da koyacağız. Hemen tarife başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bugün 1,5 litrelik cam kavanoz kullanacağım. Size ölçülerini 1 litre üzerinden vereceğim. Kendim de onu yarı oranında artırarak söyleyeceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir kabımızı alalım. Malzemelerimiz erimesi açısından bunları hızlıca koyacağım, kenara alacağım. Bunları erirken de kelek ve havuçlarımızı doğrayacağız. 1 litre için 1 çay bardağı elma sirkesi ya da üzüm sirkesi kullanıyoruz. 1,5 litre olacağı için de ben 1,5 çay bardağı koyacağım. Kelekleri de başlarını sonlarını koyuyoruz. Daha sonra böleceğiz. Ben bunlara şöyle elma dilimi şeklinde keseceğim. Göstereyim size. Ortadaki çekirdeklerini alıyorum. Çekirdeksizse almayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şu kısımlarını da alaca bir şekilde soyacağım. Çok az soyacağım. Kabuğu ince ise soymadan da yapabilirsiniz. Şuralarını alıyorum. Şuralarını da şöyle bir şekilde soyuyorum. Çok kalın değil çünkü. Şu şekilde soyuyorum. Evet, temizledik. Dışlarını soyduk. Çekirdeklerini temizledik. Şimdi bunları küçülteceğim. Bunların da kalın kısımlarını soydum. Siz ince ise soymayabilirsiniz. Ama bunlar benim gözüme çok büyük göründü. Bunları da küçülteceğim. Bunları da doğrayacağım. Sonra kavanozu doldurma işlemine geçeceğiz. Kelek ve havuçlarımızı doğradık. Şimdi 1 litre için 3 büyük diş sarımsak kullanıyoruz. Ben 1,5 litre kavanoz için 5 tane sarımsak kullanıyorum. Bunları da yaklaşık büyük büyük 3'e bölüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sirkenin içine tuzlarımızı katmıştık. Onları ben şöyle bir karıştırmak istiyorum. Çünkü iyice erisinler. Doldurma işlemine başladıktan sonra ara ara bir onu karıştıracağım. Kavanozumun kapağını açıyorum. Şimdi kelek ve havuçlarımı dizmeye başlıyorum. Turşu kurmanın noktalarından bir tanesi sıkıştırarak
dizilmesi. O yüzden çok büyük parçalardan kaçınırsanız iyi olur. Çok büyük parçalı turşular olduğu zaman sıkıştırma işlemini iyi yapamıyoruz. Turşumuz damağa hitap ettiği kadar göze de hitap etsin istiyorum ben her zaman. O yüzden mutlaka renklendirici bir turşu malzemesi ekliyorum. Size de onu tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Karnabahar turşularında da mutlaka ben havuç kullanırım. Hem lezzetli hem de görüntü açısından çok güzel oluyorlar. Kelek turşusunu daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Ben küçüklüğümde kelek turşusu yememiştim. Bir akrabamıza gittiğimiz zaman ilk defa tadına baktım. Köye gitmiştik, orada tadına baktım ilk defa ve tadına hayran kaldım. O zamandan beri benim favori turşularımdan bir tanesi oldu. Şimdi aralara da şöyle sarımsakları da atıyoruz doğrarken bir taraftan. Turşularımızı dizdik. Şimdi sirkeli tuzlu karışımımızı döküyoruz. Evet, geri kalan kısmını da ağzına kadar su dolduruyoruz. Suyumuzu doldurduk. Kapağını kapatıyoruz. Çok iyi bir şekilde sıkıyoruz. Sonra suyu her yerine gelmesi için, tuzu karışması için ara ara şöyle karıştırıyoruz. Yaklaşık 20 gün boyunca karanlık ve serin bir ortamda bekletiyoruz. Ondan sonra turşumuzu afiyetle yiyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.